Koşullu önerme, ise bağlacıyla oluşturulan bileşik önermedir. Sembol olarak bu sembol kullanılır. İse sembolümüz bu. Sadece bir ise sıfır yanlıştır. Geri kalan bütün durumlar doğrudur. Yani sol tarafta bir, sağ tarafta sıfır olduğunda yanlış, değeri sıfıra denk. Diğer bütün durumlarda doğru. 1-1 tablosunu yapalım. 0-0. 1-0, 1-0. Sadece 1 ise 0. 0. Geri kalan durumlar 1. P0, Q1 olmak üzere aşağıdaki önermenin neye denk olduğu istenmiş. Şimdi şuradaki iseye dikkat edelim. Q neydi? 1'di. Bakın bu bir iseli önerme. Yani şu köşeli parantezin içi iseli önerme. Sol taraftaki önerme ve sağ taraftaki önerme. Sağ taraftaki önerme 1 ise dikkat ederseniz bunun 0 olma ihtimali yok. Çünkü sağdaki 0 olunca 1 olabiliyordu. Dolayısıyla sağdaki Q 1 olduğu için parantezin içi 1 olacaktır. Hiç bunları hesaplamama gerek yok. Burası 1 olur. Yani 1 ise P ifadesine dönüşür. 1 ise P ifadesinde de P 0 olursa sonuç 0, 1 olursa sonuç 1 olduğu için ifade P'nin P'ye eşittir. P neyse çünkü sonuç o. İseli bir önerme 1 ile bitiyorsa 0 olma ihtimali yoktur. Çünkü sadece 1 ise 0, 0'dı. O halde burası 1 olmalı. 1'in olumsuzu 0. 0 ise 0 da 1 olacaktır. Çünkü sadece 1 ise 0, 0. Geri kalan bütün durumlar 1. 0 ise 1. Sevgili öğrenciler, 1 olur. 1'in değili 0'dır. 0 veya 0, 0 olur. Değili 1 olur. Geriye 1 ise 0 kaldı. 1 ise 0 da 0'dır. P ya da Q'nun olumsuzunun P'nin olumsuzu ya da Q ya da veya P ya da Q'nun olumsuz olduğunu gösteriniz demiş doğruluk tablosuydu. Böyle bir özelliğim var. Yani ya da dışında parantezin dışında bir olumsuz varsa bunu ya P'ye vereceğim ya Q'ya vereceğim. İkisine birden dağıtmayacağım. Bunun doğru olduğunu tabloyla gösterelim. Şimdi bu tabloyu çizebilmem için bana bir kere bir P lazım. Q lazım. P'nin olumsuzu lazım. Q'nun olumsuzu lazım. P'nin olumsuzu ya da Q lazım. P ya da Q'nun olumsuzu lazım. Çizgilerimizi çekelim. İki önerme olduğu için dört durum olacak. 1-1, 0-0, 1-0, 1-0. P'nin olumsuzu P1 ise 0'dır, 0 ise 1'dir. Q'nun olumsuzu Q1 ise 0'dır, 0 ise 1'dir, 1 ise 0'dır, 0 ise 1'dir. Şimdi bana P'nin olumsuzu ya da Q lazım. İlk önce burayı hesaplayacağım. Yani dikkat edeceğim sütun P'nin olumsuzu burası ya da Q. Şu ikisini ya da ile birleştireceğim. Ya da farklı ise bir, aynı ise sıfırdı. Şimdi burada bir sıfır durumu var. Farklı bir. Sıfır sıfır var. Aynı sıfır. Bir bir var. Aynı sıfır. Sıfır bir var. Farklı bir. Şunu da biraz büyütelim.
Evet, bu büyüklük iyi. Şimdi P ya da Q üssüne bakacağım. Yani bunun P'nin üssü ya da Q ile aynı olması lazım. Doğruluk tablosunda eşit olduğunu, denk olduğunu gösterebilmem için. Bunun için de bana P lazım. Ve Q'nun üssü lazım. Bu iki sütunu inceleyeceğim. Yine farklı ise 1, aynı ise 0. Bu satıra bakıyorum. 1, 0 var. Farklı 1. Bu satıra bakıyorum. 1, 1 var. 0. Bu satıra bakıyorum. 0, 0 var. Aynı 0. Bu satıra bakıyorum. 0, 1 var. 1. O halde P'nin üssü ya da Q ile P ya da Q'nun üssü aynı değerleri alıyor. Demek ki bu değerler, ha bir de bir sütun daha unuttuk. Tabii onu da yazmamız lazım. Şunları uzatalım. Bunların birbirine eşit olduğunu gösterdik ama şuna da eşit olduğunu göstermemiz, denk olduğunu göstermemiz lazım. O zaman bana bir sütun daha lazım. O da nedir? P ya da Q, hatta iki sütun lazım daha net görmek için. P ya da Q ile P ya da Q'nun değil lazım. Şunları silelim. Şimdi P ya da Q için P ile Q'ya bakıyorum. Yani baştaki iki sütuna bakıyorum. Aynıysa 0, farklıysa 1. Evet, bunu elde ettim. Bu da bunun olumsuz olduğu için 0 ise 1, 1 ise 0, 1 ise 0, 0 ise 1. Evet, şimdi gördüğümüz gibi bakın bu sütun ve bu sütun birbirine denk. O halde demek ki bu denklik yazılabilir, ispatlanmış oldu. Yani parantez içinde ya da ile iki tane önerme bağlanmışsa, parantezin dışında bir olumsuzluk varsa bunu ya P'ye vereceğim ya Q'ya vereceğim. İkisini birden vermeyeceğim. P ise Q'nun P'nin olumsuzluğu veya Q olduğunu doğruluk tablosuyla gösteriniz denmiş. Böyle bir bağıntımız var. Bunu da gösterelim, ispatlayalım. Bana ne lazım? P lazım. Q lazım. P ise Q lazım. Çünkü P ise Q ile denk olduğunu göstereceğim. P'nin değil lazım. P'nin değili veya Q lazım. Çiziyorum. Dört tane durum var yine. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. P ise Q'da sadece 1 ise 0. Sıfırdı, geri kalan durumlar 1'di. P'nin olumsuzluğu için P'nin olduğu sütuna bakıyorum. Bunun tam olumsuzlarını yazmam lazım her satırın. 1 ise 0, 0, 0 ise 1, 1. Şimdi P'nin olumsuzluğu ile yani bu sütunla Q'yu ve Y ile birbirine bağlıyorum. Bu iki sütunu düşünüyorum. İlk satırda 1 veya 0 olacak ki 1 olacak. Bir tane 1 yetiyordu veya da 0 veya 0, 0 olacak. 1 veya 1, 1 olacak. 0 veya 1, o da 1 olacak. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, P ise Q'nun sütunu ile P üssü veya Q'nun suturu birbirinin aynısı. Demek ki bu denkliği biz yazabiliriz. Çünkü tüm ihtimalleri değerlendirdik ve her ihtimalde birbirlerine denk çıktılar. Dördüncü maddede, bir önceki maddede öğrendiğimiz özellik bize ne diyordu? İseyi biz veya'ya çevirebiliriz.
Harfler buradaki soruyla karışmasın diye A ve B olarak alıyorum. A ise B'nin değili. Birincinin yani soldaki önermenin değilini alıyorum. Arayı veya yapıyorum ve ikinciyi aynen yazıyorum. Bunun doğruluğunu ispatladık. Burada da bunu uygulayalım. Q üssünün soldaki Q üssü. Bunun değilini alıyorum. Q ise'yi veya yapıyorum. İkinciyi aynen yazıyorum. Şimdi bu da veya, bu da veya olduğu için paranteze gerek yok. Parantezi koymuyorum. Veya P üssü oluyor. P veya P üssü bunlardan biri mutlaka 1 olacağı için 1 oluyor. Q veya 1 de veya da 1 olunca sonuç 1 olduğu için 1 olur. Q 1'e denkmiş. Burada 1 yerine koyarsak ya da bunun 0'a denk olabilmesi için buranın da 1 olması lazım. Ki aynıysa 0'dı çünkü. O halde P üssü 1 yani P 0 olur. Yerine yerleştirelim. Burası 1 ve P üssü de 1. 1 ve 1, 1 yapar. Ya da Q üssü, Q 1 ise Q üssü 0 veya P de 0. Bunlar da 0 yapar. 1 ya da 0 farklı olduğu için 1 olur. Buraya aynen geçiriyorum. Ya da P üssü olur. P üssü 1 ise sonuç 0. P üssü 0 ise sonuç 1'dir. Yani P üssünün olumsuzu değili. O halde cevabımız P'dir. 1 ise P'ye bakalım. P 0 ise sonuç 1 ise 0'dan 0. P 1 ise 1'dir. Yani P neyse odur. O halde burası P olur. P ve P de tek kuvvet üzerinden P olur. P ise P. Ya 1 ise 1 ya da 0 ise 0 durumunu getireceği için, yani 1 ise 0 durumu, 0 yapan durum olmayacağı için 1'dir. P ise 0. P yerine 1 koyarsak bakın sonuç tam tersi 0. 0 koyarsak tam tersi 1. Yani P'nin tersi oluyor. O halde cevabım P'nin olumsuzu. 0 ise P ise bunun 0 olma durumu yok. Çünkü 1 ise 0 0'dı. Dolayısıyla bu kesin 1'dir. P ise 1 de yine 1 ise 0 durumunu olmayacağı için 1'e denk olur. 1 ise P. P 0 ise 0 olur. 1 ise 1 olur. P neyse o halde cevap P olur. 0 ise P. 0 ise P kesin 1'di. Çünkü 1 ise 0 durumunu içermiyordu. P ise 0'da. P 1 ise 0. 0 ise 1 olduğu için P'nin tersiydi. 1 ve P'nin tersi V'de 1'e atabiliyorduk. Dolayısıyla P'nin tersi değil pardon. Olumsuzu olacaktır. Buraya bakalım. Q'nun değili ise P. Bunu veya'ya çevirebiliyorduk. Soldakinin değilini alıp veya koyup ikinciyi aynen alıyorduk. Bu veya, bu da veya parantezi kaldırabiliyoruz. Veya P üssü olur. Bakın şu P üssü de P'yi ben yan yana alabileceğim için değişme özelliğinde bu ikisini yapabilirim. İkisinden biri kesin 1 olacağı için sonuç veyalardan oluştuğu için değişik önerme 1 olur. Karşıt, ters ve karşıt ters kavramı bu koşullu önermede sadece karşımıza çıkabilir. Diğerlerinde çıkamaz. Buna bağlı bir tanım. P ise Q'nun karşıtı, Q ise P'dir. Sadece yer değiştiriyoruz. Tersi, P'nin değili ise Q'nun değilidir. Bakın tersi ile değili farklı şeyler. Bir önceki videoda pardon demiştim. Değili yerine, olumsuz yerine tersi dediğim için farklı şeyler. Karşıt tersi ise hem yer değiştiriyoruz, hem tersi hem karşıt uyguluyoruz yani. Q'nun değili ise P'nin değili olur. Tersi de olumsuz farklıdır. Şimdi P ise Q'nun olumsuzu ne olur? Olumsuzu bunu komple alırız parantez içine ve olumsuzunu uygularız.
Olumsuzu nasıl uygulayacağız? V'ye çeviririz bunu. Soldakinin değilini arayı veya ikinciyi aynen yazıyorduk. De Morgan'ı kullanırız. P ve Q'nun değili. Pardon. Şu P olacak çünkü P'nin değilinin değili geldiği için P dedim ama P'nin değili yazdım. P ve ters dönüyordu De Morgan'da. Q'nun değili. Yani P ise Q'nun olumsuzu, P ve Q'nun değili. P ise Q'nun tersi ne? Tersi demin yazdık. Q üssü ise P üssü. Yani bunlar, bakın şu ikisi birbirinden farklı şeyler. Demek ki tersi de olumsuz birbirinden farklı. P ise Q'nun, Q'nun olumsuzu ise P'nin olumsuzu olduğunu doğruluk tablosuyla gösteriniz. Yani bu karşıt tersiydi. Koşullu önermenin karşıt tersine eşit denk olduğunu göstereceğiz, ispatlayacağız. P lazım, Q lazım, P'nin olumsuzu lazım, Q'nun olumsuzu lazım, P ise Q lazım, pardon olumsuz yok, P ise Q lazım, Q'nun olumsuzu ise P'nin yani karşı tersi lazım. Bunları oluşturalım. İki önerme olduğu için dört durum mu olacak? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. P'nin olumsuzu tabi buradan alacağız. Bu sütun olumsuzu 0, 0, 1, 1. Gülen surat gibi oldu. Q'nun olumsuzunu da buradan alacağız. Bunu buraya aktaracağız. 1 ise 0, 0 ise 1, 1 ise 0, 0 ise 1. Evet, şimdi P ise Q lazım bana. Şu iki sütuna göre ise koyarak yapacağım. 1 isterse 1 ise 0, 0'dı. Geri kalan bütün durumlar 1 olacaktır. Şimdi Q'nun değili ise P'yi yapacağım. Yani şu iki sütuna bakacağım. Tabii Q'nun değili ise yani 0 ise 0, 1 ise 0 sağdan sola doğru düşünmem lazım. Yine sadece 1 ise 0, 0 olacak. Geri kalan durumlar 1 olacak. Dikkat ederseniz sağdaki iki sütun yani bu sütunla bu sütun birbirinin aynısı oldu. Tüm durumlarda birbirinin aynısıysa bu denklik yazılabilir. Demek ki bir koşullu önerme karşıt tersine denkmiş. P önermesi x doğal sayıdır. Q önermesi x kare doğal sayıdır. P ise Q'nun karşıtı, tersini ve karşıt tersini yazınız denmiş. Sözel bir şekilde yazacağız bu sefer. Önce karşıtını yazalım. P ise Q'nun karşıtı, Q ise P olacak. Yani x kare doğal sayı ise x doğal sayıdır. Karşıtı bu. Yani doğru mudur, değil midir? Bunlara girmiyoruz. Karşıt, ters ve karşıt tersini yazacağız. Tersini yazalım. Tersi. P ise Q'nun tersi. P'nin değili ise Q'nun değiliydi. Bu da ne olur? P'nin değili x doğal sayı değil ise x kare doğal sayı değildir. Olumsuzlarını ise ile birleştirdik. Karşıt ters ne olur? Karşıt ters. Karşıt tersi de Q üssü ise P üssüydü. O da ne olacaktır?
Yani tersindeki önermelerin yerini değiştireceğim. X kare doğal sayı değil ise X, şuradaki L'yi unutmuşuz, doğal sayı değildir.